Şöyle devam edelim aslında Fulya e, açıkladı kendi kaynaklarından aldığı bilgiye göre e, hiçbir zaman e, zaten 9 kişi e, olmamış 8 e, e, kişi binmiş ama e, bu tabii e, ne Türkiye'den ne başka bir yerden çıktı. Bu tamamen İran medyasının e, haberiydi onun Doğru. bir altını çizelim Doğru. önce. Yani spekülasyon varsa ortada İran medyasına ait. Çünkü Fars Haber Ajansı geçiyor haber efendim. E, hani Fars Haber Ajansı diyor ki Cumhurbaşkanı reisinin korumalarından Cevat Mihrabi'nin sırada çakılan helikoptere binmediğini konvoydaki diğer iki araçtan birinde seyahat ettiğini bildirdi. Çünkü olayda önce 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Daha sonra bu sayı 8'e düştü. E, dolayısıyla ee, bunun üzerine de Fars Haber Ajansı bu haberi geçti. 9'dan nasıl 8'e indi sorusu ortaya atılınca e, Cevat Mirab'in sırada çakılan helikoptere binmediğini konvoydaki diğer iki araçtan birinde seyahat ettiğini bildirdi. Cevat Mihrabi Cumhurbaşkanı Reis'in ikinci korumasıydı. İran'ın yetkili İsmail Kotari düşen helikopterdeki 9. yolduya dair haberleri ve dile getirilen soruları reddetti. Devrim Muhafızları da İbrahim Reis'in helikopterinde yalnız Cumhurbaşkanı Koruma Komutanı General Mehdi Musevi'nin bulunduğunu belirtip... Çıkan haberlerin kaynağı olarak medyayı gösterdi. Bu medya tabii yani hani dünyanın medyası değil, İran medyası. 9 Oradan diye duyurdu alıp sonra 8'e indirdi sonra da bu açıklama yapıldı. Dolayısıyla da Cevat Mihrabi kim? Genelde helikoptere Cumhurbaşkanı sadece tek korumasıyla mı biner? Cevat Mihrabi hani yani soru işareti yaratan bir isim mi? Ben bilmiyorum belki Abi, siz biliyorsunuzdur. Bilmiyorum. Ya Tartışma asıl şuradan kaynaklandı Ande. Şimdi dünyada garip bir şey oldu, özellikle Batı kaynaklı bir tartışma e, ortalığa alevlendirdi. Yani bu da nedir, efendim? Bunda bir suikast var, iç hesaplaşma diye. Şimdi, ha, onlar ağırlıklı iç hesaplaşma. Ha, diyor. böyle Doğru. bir tartışma yürüdü. Şimdi daha ortada fol yok, yumurta yokken. Hatta olan şüpheleri bile yazdı. Ha, ha. bu tür Mesela, bir kampanyaya başlaması dilerim, Bu açıkça müşteba hameneğin olan evet şüphelerden yani. biri olduğu yazıldığı. sıkıntı böyle bir helikopter kazasında çeşitli seçenekler vardır işte. Doğa vardı, Suikast da bunlardan birisidir. Bu da araştırılıyordur zaten yani araştırılmaması mümkün değil. Yani ilk verilere nedir ne değildir önümüzdeki günlerde yapılacak. Bunlarda da ayrıca detayda verilmez eğer bir şey varsa. Çünkü evet. sonuna kadar gidilir. Şimdi bizim mesela. Türkiye'deki bazı televizyonlarda da yapılan tartışmalarda da bu tez hep işlendi ve e, İran tarafının da bundan son derece rahatsız olduğu konusunda duyumlarım da var. Şimdi neden böyle bir şey var? Niye mesela iç dedik ha bir suikast olabilir ama niye iç hesaplaşma? Mesela Bilinken dedi ki reisisiz bir e, İran dünya daha iyidir dedi. Yani açıkça hiç diplomasi geleneklerine uymayan hatta çok ciddi biraz da çiğ bir açıklama yaptı. Şimdi mesela bu açıklamayı yapınca demek ki bu işin arkasında Amerika varmış diye kimse söylemedi. İran'a e, doğrudan füze saldırısı var. Onlar havada ima edildiriyorsunuz ama gerçekler öyle olmadığı Yakında bütün İran, İsrail biliyor onu. Amerika da biliyor. Zaten telaşla biraz oradan kaynaklanıyor. Mesela bu olayın parçası böyle bir şey yaptılar. Netanyahu demedi mi nokta atışlar, bize onlara önümüzdeki dönemde sürprizlerimiz var demedi miydi? Hani buradan niye İsrail düşünülmedi de? İşimden yapılıyor olabilir o İsmet abi. Batı'nın bu işin içerisinde bir eli varsa, Suikast'in içerisinde evet. bir eli varsa hedefi İran iç kamuoyuna yöneltmek, kendi üzerinden bu şüpheleri hiç konuşturmadan kaldırmak Anladım gibi bir stratejisi da biz niye, olabilir. Biz niye ona alet oluyoruz o zaman? Ama Başka biz henüz daha biz derken işin içerisinde ne olduğunu Niye biz konuşmadık. Biz ki Fars kendi baş... kendileri 9 diye, açıkledi, hayır, hayır, baş... kendileri bu, bu dokuz diye çıktı. da sonra kendileri 8 diye. Bu 9 anlamında söylemiyorum ha. ya. Yani genel tartışma için söylüyorum. Yani biz derken e, herhalde bizi kastetmediğimi anlamışsınızdır yani. Tabii ya. hayır ben yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Ha evet evet. Yani buradaki sorun e, bir el İran'ın içinde bir kargaşa yaratmaya çalışıyor. Bu çok açık gözüküyor. Şimdi bu e bizde bazı işte yorumcular, köşe yazarları şunlar bunlar da bu işe teşne. Bu görüşe ve bu çerçevede birkaç gündür yazılar yazıyorlar, sosyal medyada paylaşım yapıyorlar. Bakın, İran'da bir kargaşa en fazla kime zarar verir? Türkiye'ye Türkiye zarar, zarar verir tabii tabii. Yani bizim bu noktada herkesten daha dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ayrıca yani e, Reisin şimdi ne olacak? Mesela ne değişecek? Biz şunu söyleyebiliyor muyuz? Mesela de ki... Reisi sonrasını sonra konuşacağız bu arada. Konuşacağız Peki. Şu meseleyi, evet. meseleyi 8-9 meselesini bir bitirelim ondan sonra ona da Şey ilginç mesela Hande, Fulya'nın az önce söylediği Hı -hı. 9 kişi olma, yani haberi 9 kişi vermelerinin Hı -hı. gerekçesi olarak... ...bir Farsça bir İngilizce aynı kişinin ismi yazılmasından dolayı 9 sayısı Hı -hı. çıktı ortaya deniyor... Ya birinin ismi Farsça veya İngilizce yazıldığında işte birinde Arap alfabesiyle yazılır, birinde Latin alfabesiyle yazılır. Yani İngilizce'de ve Farsça yazılmasında isim değişmez özel isim olduğu için. Dolayısıyla hani aynı isim olduğu fark edilemedi mi o listede yer alan 9 kişi? Bu da mesela tuhaf bir gerekçe çok da böyle altı dolu bir gerekçe. Hani biz fark edemeyebiliriz o liste önümüze gelse de. Evet gelsene. evet İran'dan İran bahsediyorsunuz. Tabii bilemiyorum yani. Arkadaşlar şöyle bakın bu kargaşada İran'larda benim daha önce de karşılaştığım birçok olay vardır. Yani böyle biraz önce söyledim yani bizim Anadolu ajansının bir kuralı vardır. İran'daki yarı resmi ve resmi yayın organlarında bazı şeyler çok daha rahat yazılıp çiziliyor. Sonra itiraz geliyor, geri çekiyorlar falan. Pars Haber Ajansı ne? Pers haber ajansı. Fars, Fars. Fars haber ajansı. Resmi haber ajansları değil mi? Aslında o e, Fars'ta mı çıktı yoksa İrna'da mı çıktıydı bilemiyorum Bala. şu anda. Yani bana Fars haber ajansı. Fars haber, haber ajansında. Onu sanki. biliyor yani oralarda e, yani zaten birçok e, haber ajansı var. Yani bu zaten kargaşa kafalarda soru işareti yapan birbiriyle çelişen şeyleri devletin resmi ajanslarında, çık, yarı resmi ajanslarda çıktığı için oldu zaten. Yani o zaman devlette de bir gariplik yok hayır, mu? Hayır yani, şu, yani gazeteci arkadaşlar şeyi, e, yani oradaki ajansların çalışma sisteminden oradaki, de kaynaklanıyor. Yani bir panik var, mesela, ani bir olay, hayır, Cumhurbaşkanı gitmiş. Şöyle, bizim alışık olduğumuz ya da e, başka ülkelerde gördüğümüz <laughs> sistem yok. Yani bir bilgilendirme mekanizması evet. anladığım kadarıyla e, işlemiyor orada. Ya bir de panik Resmi var yani. açık, Olabilir de Bence gene de şöyle resmi musun açıklama değil. Şu ana kadar bir resmi açıklama birinin çıkıp canlı yayına, e, işte dünya kamuoyuna. Sonuçta burası İran bir devletten bahsediyoruz. E, vefat etmiş bir cumhurbaşkanı var, kaza geçirerek. E, şu ana kadar biri yayına çıkıp herhangi bir resmi açıklama yaptı mı? E, ...yapmadılar... Onu görüntülü, ...görüntülü görüntülü abi... Hayır ...yapmadılar diyorum benim bildiğim işte, kadarıyla... yani Örneğin ...dünyada bu şöyle bakana. işliyor biliyorsun... Tabii ...ya tabii. sözcü ya bir bakan... Tabii, tabii. E, ...dönem... ...ya gün ya saat başı... ...ya gün her gün... ...açıklama yapar genelde dünya düzeni... ...böyle evet, işler... Evet. ...yani aslında temel sorun biraz buradan... ...bütün bu spekülasyonların tabii, tabii. nedeni... ...bu açıklamaların yapılmıyor olması... ...ben mesela en son... Reisinin Filistin için düzenlediği uluslararası toplantıya katılmıştım. Toplantıda Dışişleri Bakanı çıktı kameraların karşısına, salona geçti. Herkes istediği soruyu sordu mesela. Hı. Sonra Dışişleri Sözcüsü'ne bizler her türlü soruyu sorduk. Yani hı hı. bir şey de yok ha, ama... Dışişleri Sözcüsü hayatta değil mi şu an? Onu... Yani bildiğim hayatta, kadarıyla hayattadır yani dışişleri ya bakanı tabii orada yok hayatta. Emniyet kuvvetleri komutanı var Hı. mesela yani İçişleri Bakanı veya Emniyet Genel Müdürü pozisyonunda bizim e, Türkiye'deki o neden mesela çıkıp bir açıklama yapmaz. Hatta şimdi İran medyasında onun da cenaze törenlerinde görüntüsünün olmadığı, yer almadığı da ifade ediliyor. Cenaze Bu da mesela ilginç. Katılmamış. katılmamış. Okay. Allah Reza Davri. Bu arada ee, son ne? dakikayı verin. Ondan sonra ee, Melik Bey vermeyin, vermeyin. son dakikayı okusun. Son dakikayı okursun. verme Hakan abi. Son, dakikayı, dakikayı çeker misin Melik lütfen? Melik Information Paksoy okur musun? Hakan <laughs> abi son dakikaya gerek var mı ya? Bugün Yunus'un kulakları çınlattık. Tam anladım abi. bak Sen, çıkıştasın. Son dakikayı Sen tam okur. bizi. Tamam anladım. Bir okusun. Melik, İrem. Melik son dakikayı okur musun? İremcim son dakikayı çeker misin ya? Ya Efendim, çok da önemli bir Evet Türkiye değil zaten. Ziraat Kupası'nı 3-2. Ya iki, gerek de yok, yenerek, ya, çok da değil. Beşiktaş ya, çok da kazandı. Bir kere daha söylüyorum. <laughs> Ziraat Türkiye, Türkiye. Kupası. Ha? Ziraat Türkiye Pardon, Kupası. Zira bu, bu, Futbolla ilgim bu kadar. Zira Türkiye Kupası'nı İrem'in de bu kadar anlaşıldı. Topu görsün. Sen de o zaman değil mi? geçmiş olsun dileklerini alıyorum ve kabul ediyorum. Teşekkürler. Evet, Trabzonspor'u e... da tebrik ediyoruz. Finale evet. çıkmak da büyük bir İrem başarı. İrem'in Şimdi... sana da teşekkür ediyorum. Son dakikayı geçmişsin. Evet. A çekmiş ama ticker geçiyor. Bence ona da gerek yok. Ee, oldu. E, gözlerim doldu diyeceğim ama olmayacak. Şimdi e, helikopterde öldü dediler. Meğer yaşıyor çıktı. Hakikaten binme demiş olabilirler mi? Böyle bir manşet var ama. Yani böyle bir durum olabilir mi? Çünkü hani yoksa tamamen bu. Kendi işte içlerindeki e, isim iki kere yazıldı. O oldu, bu oldu haber ve e, medyadaki sıkıntıdan mı kaynaklanıyor ya da yapılamayan bir türlü resmi açıklamalardan mı kaynaklanıyor? Ya şimdi binme deseler binmekte de ısrar eder mi bir insan? Hani kendinizi e, yerine koyun reisinin. Neden binmediğini? Yok, binme yok şeye eee neydi? Ha, ikinci koruma ha Cevat Mihrabi. Yani şöyle e, zaten hani Dışişleri Bakanı ha, Dedin ki sen emniyet neydi? Emniyet kuvvetleri e, bir dakika tam yani bu söyleyelim. Şey bizim... Gerçekten cenazede hiçbir cenazenin işlerinde yerinde görünmemiş Emniyet Kuvvetleri işte. Komutanı'nın e, reisinin Ahmet Reza Radan ismi de. Hı. evet ee... bu bizim şeye mi denk geliyor? Emniyet Genel Müdürü'ne mi denk geliyor? Emniyetin yani Yani Emniyet Genel isim. Müdürü evet. Emniyet Peki, Genel Müdürü pozisyonuna denk geliyor. Bu hiçbir cenazenin dengelir. hiçbir noktasında yok muymuş? yokmuş İran medyasındaki haberlere göre. Şimdi İran medyasında çok temkinli yaklaşıyorum çünkü. Tabii işte bir e, dün öyle başka yazıyorlar, söyleyip, bugün bugün yazıyorlar başka şey çıkıyor. İşte böyle bir İsmet abi söylediği mı? gibi geri çekiliyor. İlk evet. iki gün Yani çok... bir bilgi ben ilk kez i̇lk duydum. Iki, i̇lk yani çok şöyle bir çıkardı. şey İran medyasının hani biraz önce İran'da şöyle bir şey var. Hiçbir haber sansürsüzdür. Yani çok rahattır orada bazı haberler. Onun için diyorum. Yani mesela böyle bir şey İran medyasında yazıyorsa bir tartışmanın olduğunun göstergesidir yani. Yazarlar, yani onu söylüyorum. Ha doğrudur, yanlıştır, onu bilemem şeyi. Ha bir süre Şimdi sonra çekerler. Burada, burada mesela en çok özellikle bu kaza sonrası helikopter düşmesinin yaşanmasının ardından en fazla İran medyasında sahne alan isimlerden bir tanesi... ...işte Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü pozisyonundaki e, ofis müdürü olan eee beyefendinin açıklamaları. İşte ak şey Ali Salı Haşim akşamı ile, yaptığı açıklamalar. Evet zaman. evet Ali Haşimi ile uzun bir telefon konuşması yapması. Yaptım. İşte Hı -hı. orada uydu telefonunu kullanmaması, pilotun telefonundan Hı -hı. Ali Haşimi ile konuşması. Buna rağmen sinyal bulunamaması. işte sonra bizim akıncının bulması, sonra İran medyasının ve İran'daki bazı kurumların bunu yalanlaması. Hani şimdi üst üste koydunuz ama tuhaf durumlar var. Hı -hı. Ben burada bu kaotik durumun acaba bir zaman kazanma stratejisi gereği mi diye sormadan edemiyorum kendime. Kim zaman kazanıyor? İran'ın e, kamuoyuna açıklama yapmıyor diyoruz ya. Birisi çıkıp canlı mikrofonların karşısına geçip ne İçişleri Bakanı ne Emniyet Genel Müdürü ne ilgili bölgenin valisi herhangi bir açıklama yapmıyor. İşte şunları şunları yapıyoruz. Kaza kırım raporunu hazırlıyoruz. İşte şu heyetler şu anda inceliyor gibi. Hani kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturma adına böyle bir strateji içerisinde olmaması aslında baktığınızda e, ciddi bir problem. Yani Türkiye 6 Şubat'ta çok büyük afetler, depremler yaşadı. Yani gördük ben 15-20 gün bölgede kaldım. Çok inanılmaz bir e, afet ama buna rağmen ilk andan itibaren doğru bilgi somut ve veriler üzerinden verildi. Yani burada da üzerinden ciddi bir zaman geçmiş. Pazar günü olmuş kaza. Bugün Perşembe yarın Cuma. Hala bir devlet yetkilisinin bu konuyla ilgili somut bir açıklama yapmaması bana ilginç geliyor. Yani dünyanın her yerinde ilginç gelmesi gereken tabii, tabii. bir o nokta bence. Ben burada katlıyor. zaman kazanıp işte e, konu nereye oturtulacaksa İran'ın da e, işte yarın problem yaşamayacağı bir sonuç. Yani gerekirse bulgu var diyelim. Yabancı bir servis, yabancı bir terör örgütü, yabancı bir istihbarat örgütü bunu yaptı diyelim. Bunu suikastı hmm. gerçekleştirdi ama İran'ın burada alacağı pozisyonun değerlendirilmesi de burada kıymetli bir pozisyonu oluşturuyor. Hani bunu belgelediniz. Yarın ne gibi sonuçlar karşımıza çıkar? Buradan biz nasıl bir noktaya varırızın hesap edilme sürecinin de belki bu zaman kazanma içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Veya bazıları İran'ın içerisinde Dışla beraber bu organizasyonu yaptıysa delil mi karartıyorlar, bunun için mi zaman kazanmaya çalışılıyor? Bunların hepsi soru tabii yani. Bunlar... Değil, zaten hani veya... dediğiniz gibi o, o alan kapatılmamış, insanlar salı akşamı konuştuk hatıra falan tabii. toplamışsa zaten delil karartma olayı çoktan yapıldı. Bir i̇şte, i̇şte bu yüzden kimse... mi serbest bırakıldı? Veya boş araştırma bırakıldı. yapıyorlar da yani... Şimdi bazı şeyler açıklanır açıklanmaz ya abi şunu gereği diyebilirsiniz, yapılır. Şunu diyebilirsiniz şu anda araştırma yapıyoruz ciddi bir ekip işin içerisine girdi sonuçlandığı ilk anda size doğru bilgileri Böyle biz vereceğiz. Yok. Onu yaptılar. Yaptılar mı? kurmayı yaptı İran Kurmayı yaptı. Ekiplerimiz şu anda olayın bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar diye. Salı gün yo dün yaptı. Dün, dün yaptı. Dün i̇şte Salı yaptı. günü de Pazartesi yok, günü de e dün, dün, gün, şimdi, dün yaptı. Orada. Ama işte dediği de doğru bak. Salı ne konuşuyorduk? işte insanlar oradan hatıra topluyor. Hiçbir güvenlik yok. Bu deliller niye burada? Yani diye konuşuyorduk. Dün de bu açıklama yapılıyor. Ay, dün söyledi. Ekiplerimiz şu anda orada araştırma anladım, yapıyorlar. Anladım dedin, da. Yani. Millet oradan hatıra aldıysa neyi araştırıyorsun? Yani bilemiyoruz Hatıraları tabii. Kimin yani şu aldığını? anda bizim, bizim konuşmalarımız evet. tamamen mevcut bilgiler üzerinde yorum yapmakta. E, evet, doğru yani. tabii ki. Ya evet. bazı şeyler Abi var. Şey Mesela ihtiyacını... şimdi şöyle şeyler oluyor da onun için diyorum. Mesela Pirogoji'nin Ukrayna sınırındaki olayı. Hani hmm. bir tepki gösterdi ya. Şimdi ondan sonra neler neler konuşuldu. Pirogoji Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti. İşte Putin devriliyor, Putin'in say günleri sayılı falan diye bir sürü senaryolar üretildi. Yani bunlar da tartışıldı. Fakat ne oldu? Sonra e, Prokojen'i Kremlin'de gördük. Ha, sonra uçağa düştü. Ondan sonra bir sürü tartışma oldu. Fakat Prokojen'in eleştirileri vardır. Özellikle savunma bakanına yönelik. Tabii, savunma bakan. Ona yönelik eleştiri vardı. Şu anda Moskova'da bir takım işler oluyor değil mi? Bazı önlemler alıyorlar. Bir takım savunma bakanı değiştirildi. Uzun sava süreli savaşa göre bir ekonomiden anlayan bir adam geldi de oturttular oraya. Yani şeyi genel kurmaya bıraktılar. Diğer organizasyonun savunma sanayini şunu bunu organize edecek bir adam koydular. Başbakan yardımcısını koydular. Yani baktığım zaman bugün mesela baktım progojin ne demiş hangi eleştirilerde bulunmuş? Mesela yolsuzluktan bir nedir? Savunma Bakan Yardımcısı içeri alındı galiba. Yine soruşturma devam ediyor. Brokojin ne diyorsa onlar yapılmış. Yapılıyor yani şu anda. Ve yani bazı şeyler her şey ulu orta konuşulmuyor belki. Yo, ama burada İsmet abi sen de kabul edersin ki şimdi bir kere e, hayatını kaybeden ölen kişi sıradan biri değil. Yani İran'ın Cumhurbaşkanı bir de İran gibi bir ülkenin. Tamam. Yani Orta Doğu'da işte geleneği bizler kadar, biz Türkler kadar eski olan değil mi? Yani ne, nasıl biz bizden eski. Ya bizde devlet geleneğine nasıl eskiyse onlar da T Persler'e kadar dayanıyor. Orta Doğu'da iki tane önemli ülkeden bahsedeceksek biri İran biri biziz. Doğru mu? Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi İran'da e, sıradan olmayan bir ülkenin yine sıradan olmayan bir figürü, siyasi figürü... Cumhurbaşkanı reisi... Onu geçtim... Aynı zamanda Ayetullah... Yani kum kökenli ve... Hamaney'in yerine de geçebileceği... Konuşuluyor... Ki o da az buz bir şey değil... Yani Ayetullah Hümeyni... E, ondan sonra şu anki... Şey... E, dini lider... Hamaney... İbrahim e, reisi... Yani. 3 numara Azmuz değil mi? Az bir şey değil derken tabii. şöyle. 45 yani yıllık şeyde devrim. Oluyorsun. Tabii, tabii, tabii 45 yıllık İran devrim tarihinde en önemli üç figürden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla şimdi e, özensizlik mi diyelim? Yani böyle de tanımlanabilir. Bak onu da itirazım yok. Ya yani, birileri der ki ya kardeşim bu kadar önemli bir ülkenin önemli bir siyasi figürünü özenli korumamışsınız. <laughs> Özenli, işte bir helikoptere Melik, koymamışsınız. Özenli tedbir an, almamışsınız. Anlıyorum bak. Bir suikasta çok şey seçeneklerden birisi. Ha, ben de diyorum Ama, ki. Ama yani niye içeriden iç mücadele teşhisi konup şimdi, bu körüklerde oda normal? İsmet abi, şöyle, şöyle düşün. Normal bu FETÖ dönen yapı. Evet. Nasıl bir strateji? Bu arada FETÖ ve... çok e, bayram ediyor. E, mesaj paylaşılıyor. E, reisi öldü diye neredeyse. Onlarla ne alakası var bunun? E, bilemiyorum. Amerika sevindiyse o da sevinmiştir yani. E şimdi FETÖ kime hizmet ediyor? İşte evet. CIA'ye küresel G giremedikleri için CIA kampanya içinde olabilir mi? İşte bak şöyle FETÖ olarak, için çok uğraştılar. FETÖ olarak girememiş İran olabilirler. Kabul etmedi. Ama şunu göre, şunu mesela şu gelişmeler dışında da baktığımızda da değerlendirebiliriz. FETÖ ismiyle girmemiş olabilirler. Zaten bu küresel yapının aparatları kimi zaman FETÖ olarak giriyor, kimi zaman PKK, PYD, YPG olarak giriyor, kimi zaman IŞİD olarak giriyor. Hepsinin fonksiyonu farklı. İran'a da başka bir grup içerisinden, içeriden devşirdikleri bir yapıyla girmiş olabilirler. Ne için? Küresel sistemin karı olabilmek ben için o, onların emirlerine yönelik an, bir projeksiyon ortaya koymak Ama için. Ama o şu, iç mücadele değil. Dışarıdan bir operasyon. Hayır canım, durur. dışarıdan ha. içeridekilerle işbirliği yaparak. Evet, yani o. Yani, e, bunların zaten sistemi bu değil mi? İsmet abi. Hocam Kasım Süleyman'ın cenaze töreninde bomba patlatan adam içeriden mi? Hah. Yani bak şunu diyorum ben. Yani Ama ya satın neticede birisi ya, ya, ne de var. Şöyle. Ha, ha, i̇şte işte onu a. söylüyorum. İşbirlikçisi var mı? Var. Gelip orada CIA'nin ajanı mı koydu onu? Abi bir şekilde bakın vardır. Maşa kullandı. Kullanmıştır. Bizde de tutmadı. vardır. Her yerde vardır. Ha. Ben şimdi bu zaten absürt bir durum demiyorum. Tabii evet. içeride operasyon çekebilecek kabiliyeti varsa abi yani Mossad son, Mossad bütün yük, hatlarla yükleniyor oraya. İsmet abi en son mesela drone'ların bile içeriden uçurulduğu söyleniyor. E var o tür bir bilgiler tamam. var. Eyvallah. Dolayısıyla Olabilir şimdi. Olabilir yani. Ha. İçeride operasyon yapabilecek kadar kabiliyeti olan istihbarat örgütleri içeride de kendi de çalışabilecek birilerini bulması normal. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Bir de bu söylemiyorum. kadar dağınık bir İran mekanizmasından yönetim Tabii. anlamında söylüyorsun. Hani eğer bu kazaysa bu kadar ihmali gerçekleştiren bir yapının içerisine sızılması da bence evet. doğal bir süreç Dolayısıyla yani, bu, bu tartışma süreçleri hoca bence bak, şey manipülatif İran, İran bunu tartışmaz. Neden tartışmaz? Ya İran kendi kapalı rejim neyi tartışacak sayın bakanım? bak, tartacak, bak sen istediğin kadar tartış, tartışınca da sen kötü oluyorsun. Seni hükümetin mi konuştuğunu diye bakıyorlar. Çünkü e, biraz evvel İsmet Bey söyledi, bazı e, tartışmacılar adeta Amerika'nın ve İsrail'in istediğini seslendirdiler. Evet. Yani bu çok tehlikeli bir olay. Bir kere İran şu anda otoriter bir rejim var. Yani dini rejim dışında otoriter bir rejim var otoriter rejimlerde herkes konuşmaz, konuşmak istemez. Yukarıdan talimat almak Doğru, ya. doğru. Ve yukarıdan da ne dedi? Yönetim devam edecektir. Yukarısı da bunlarla uğraşmaz. Neyle uğraştı? Hemen mevzuata göre birinci yardımcıyı cumhurbaşkanı yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısını Dışişleri Bakanı yaptı. Dengeyi bozmaması lazım. Alttan yukarıya yükseltti. Ve 50 gün içinde seçim var. Şimdi, Şimdi... ona